Ben kendime gurme demiyorum. İnsan kendisine hiçbir şey dememeli. Yemek bizim hayatımızda hep önemli bir yer tutuyordu. Hobi diye girdik bu işe. Türkiye'de gitmeyi hiç düşünmeyeceğim şehirlere bile gittik. Orada yenilebilecek en iyi yemekleri yedik. Dünyayı gezmek aslında kolay. Beklentilerinin ne olduğu önemli olan. İnsan sırt çantasıyla dolaştığında da çok büyük keyif alabilir. Bazen 5 yıldızlı otellerden daha fazla bile keyif alabilirsin. İçki sarhoş olmak için içilmez. Bir kere orada noktayı koyalım. Tutku çok önemli bir şey. Ben rakıya kıskanç bir içki derim. Çünkü başka içkilerle beraber olmayı sevmez. Yemekte bir şarabın yemeğe eşlik etmesini, bir biranın yemeğe eşlik etmesini seviyorum. Böyle bir ortamda gurme olsan ne olacak olmasan. Teoman Hünal, İstanbul, Beşiktaş, 1955. Benim babam Manastır'ın güneyinde Florina diye bir kasaba var. Şimdi Yunanistan'da kalıyor. Oradan buraya göçmüşler Balkan Harbi'nde. Annem İmrozlu, yeni adıyla Gökçeada. Dolayısıyla benim çocukluğum tabii bir sürü kültürü bir arada yaşadım. Çünkü babamın babası Arnavut'tu. Ben kendimi aslında böyle Balkan kokteyli olarak tarif ediyorum. Çünkü Balkanlardaki neredeyse bütün özellikler bizim aileye geçmiş. Babamın ilk eşi Alman olduğu için bizim küçüklüğümüzde ilk eşinin işte kardeşi vesaire savaş sonrası Almanya'da sıkıntı olduğu için bazen gelip bizde kalırlardı. Onun için biraz da oradan Alman kültürüyle haşır neşir oldum. Çünkü Türkçeden önce Almancayı öğrendik o sayede. Alman lisesine gittim İstanbul'da. Sonra üniversitenin ilk 3 ayı, ilk semestri diyeyim Avusturya'daydım, Viyana'da. Sonra 2 yıl Londra, daha sonra Maryland'te iç mimari okudum, bitirdim. Bizim evde yemek çok önemliydi. Yani yemek saatinde mutlaka, şimdi gibi değil artık kimse sofralara oturmuyor ama bizde aile sofrası vardı. Mutlaka aile sofrasına oturulurdu. Yemek bitmeden de masadan katiyen kalkamazdık. Babam dışarıda yemek yemeyi çok severdi. Yani neredeyse her pazar ya Tarabya'daki o zamanki restoranlara giderdik, balık lokantalarına. Hatta bazen de şeye giderdik, Pendik'te o zaman gene balık lokantaları vardı ve yani 60'lı yıllardan bahsediyorum, daha Boğaz Köprüsü yoktu. Yani arabalı vapurla karşıya gider, ta Pendik'te yemeğe gider, oradan dönerdik. Babam madencilik yapıyordu Soma'da. Biz Soma'ya giderdik arabayla. Mutlaka mesela Bursa'da durulur, öğlen kebap yenilirdi. Hatta İskender kebapçısında o bonfile parçaları koyarlar kebabın üstüne. Ondan babam mesela ekstra sırf ondan yaptırtırdı kendine. Ve onun adına da mesela Cemal Bey'in kebabı koymuştu adam. O zamanki İskender Nurettin. Onun için yani yemek bizim hayatımızda hep önemli bir yer tutuyordu. 60'lı 70'li yıllarda o zamanlar arabayla giderdik yurt dışına seyahatlere. Şimdi gibi kolay değildi seyahat etmek o zamanlar. Yol için yemek hazırlanırdı. Onlar da yolda yenirdi veya bazı lokantalarda. Bir sürü şeyi gerçekten tabii annem ve babam sayesinde öğrendik. İç mimariden pub ve içki dünyasına nasıl yeme içme dünyasına diyeyim nasıl geçtiğimiz o da ayrı bir hikaye. Zaten eşimle beraber restoranlara, barlara gitmeyi ta talebeliğimiz zamandan çok seviyorduk. Dışarıda yemek yemeyi çok seviyorduk. Onun için Türkiye'ye dönünce 90 yılında Yeşilköy'de oturuyorduk. O zamanlar Ataköy Marina açıldı. İlk marinanın olduğu yerde Regatta diye bir alışveriş merkezi açtılar. Ve orada böyle işte restoran olacak mekanlar kiralıyorlardı. Bir de tesadüfen şeyini gördük. Müşterisi olmaktan çok hoşlandığımız için hobi olarak bir pub açalım dedik. Türkiye'de o zamanlar tabii pub falan yoktu. Gittik, konuştuk, kiraladık franchise'lara, içki ithalatına, malt viskilerin, yabancı biraların Türkiye'ye ilk getirilişine kadar uzanan bir maceraya atılmış olduk karı koca. İçki sarhoş olmak için içilmez. Bir kere orada noktayı koyalım. Hayatta anlamadığım ve kızdığım şeylerden biridir o. Bütün hafta içmezsin, hafta sonu hadi dağıtalım. Yani onun amacı o değil. Benim içki içmekteki amacım diyelim tadını sevmem. Yemekte bir şarabın yemeğe eşlik etmesini, bir biranın yemeğe eşlik etmesini seviyorum. Viskinin tadını seviyorum. Mesela vodka çok nadir içerim çünkü yani mecbur kalırsam içerim. Yoksa tadını fazla sevdiğim bir şey değil. Rakı içenler bazen rakıdan başka hiçbir şey içmem ben diyorlar. Bence o çok yanlış. Ben mesela rakı içiyorum çünkü yere bağlı. Ayvalık güzel bir örnektir. Şimdi Ayvalık'ta oturmuşum. Önünde Ege'nin lacivert suları, karşında Midilli Adası. Güneş batıyor, masada mezeler var. Zaten masa sana bağırıyor rakı iç diye. Her birinin yeri var. Ben rakıya hep kıskanç bir içki derim. Çünkü başka içkilerle beraber olmayı sevmez. Mesela rakı sofrasında rakıyla başlarsın, rakıyla bitirirsin. Arkasından bir el acıla yap derler ki o bence boş bir laftır. Gezme ve yeme içme işi aslında çocukluktaki bir sürü şeyin insana işlemesi lazım. Mesela onlardan bir tane güzel örnek şeydir.
Tenten mesela, Tenten'in çizgi romanları. Benim seyahat merakımda mesela çocukken, 8-10 yaşındayken Tenten'in romanlarını okumuş olmamın çok büyük rolü var. Peru'yu mesela nereden bilecektik o zaman? İnternet yok, şey yok, Google'dan girip de şeylere bakamıyordun. Ama Tenten'de İnkaları törenlerine kadar anlatıyordu. Ondan sonra tabii özellikle talebelik yıllarımda yani her fırsatta gezmeye çalıştım. Dünyayı gezmek aslında kolay. Beklentilerinin ne olduğu önemli olan. Bir şehre gittiğin zaman o şehre niye gidiyorsun? Ben şeyi de yapmıyorum mesela. Yani mesela müze gezmek. Bir şehirde bir müze var diye ben illa o müzeye gidip gezmem. O müzede beni ilgilendiren bir şey var mı? Sergi var mı? Veya illa görmek istediğim bir parça var mı? Hemingway'in güzel bir lafı var. Diyor ki bir şehri diyor ve insanlarını tanımak için bulvarlarını, müzelerini, işte katedrallerini falan bir yana bırakın diyor. Restoranlarına, barlarına gidin diyor. Şehri diyor orada tanırsınız. İnsanlarıyla biraz haşır neşir olun. 80 yılında yanlış hatırlamıyorsam Himalaya'da trekkinge gittik. Ta Everest'in olduğu yere 5000 metreye kadar çıktık. Orada mesela en yakın telefon 3 gün mesafedeydi. Cep telefonu falan yoktu. -30 derecede çadırlarda uyuduk geceleri. Onlar güzel şeyler tabii yani. Çünkü o inanılmaz bir tecrübeydi. Yani orada sen 5000 metredeyken bile karşında Everest var 8800 küsur metre. Her taraf zifiri karanlıkken onun tepesi güneş alıyor sabah kalktığında ve böyle altın rengi, o zifiri karanlıkta altın rengi daha görüyorsun. O unutulmaz bir şey tabii. Mehmet Yaşin'le ilk Atakaya Marina'daki pub'ta tanıştık. Ben o zamanlar içki falan ithal ediyordum. Sabah gazetesi ve Hürriyet de oradaydılar. Dolayısıyla sabahtan ve Hürriyet'ten de çok gelen oluyordu bize. Daha sonra ben gazetede yazmaya başlayınca müşteri olarak tanıştığım Mehmet'le bu defa basın seyahatlerinde bir arada olmaya başladım. Çünkü bir müddet sonra ben gazetecileri götürmekten gazeteci olarak seyahatlere gitme şeyine geçtim. İlk beraber gittiğimiz seyahat Singapur'a Türk Hava Yolları ilk seferini yaptığı zaman işte business class'ı tanıtmak için bizi çağırdılar. İşte Mehmet Yaşın, ben, 5-6 gazeteci de Ahmet Öz falan var. Gideceğimiz zaman havalimanında işte karşılaştık falan. Mehmet geldi yanıma dedi ki gel bize yan yana alalım koltukları uçakta dedim. İyi tamam dedim. Aldık işte yemeğimizi dedik, birer içki içtik. Sonra Mehmet uyudu. Bütün yol uyudu. Şeye indik Singapur'a, havalimanına tekerlekler yere değdi, bu uyandı. 2-3 gün kaldık Singapur'da, yedik içtik falan. Dönerken gene geldi havalimanında yanıma. Dedi ki biz dedi beraber uçalım dedi. Ya seninle ne yan yana uçacağım dedim. Bütün yol uyudun dedim. Biz gene içtik içkilerimizi. Yani port böyle parmağımız arasında sızmışız. Ondan sonra tabii çok seyahat ettik. Türkiye'yi gezmek tabii yani çok yerini kendim gezdim daha önce ama daha sonra bizim bu görevimiz yemek programının tabii çok büyük faydası oldu. Çünkü Türkiye'de gitmeyi hiç düşünmeyeceğim şehirlere bile gittik. Orada yenilebilecek en iyi yemekleri yedik. Kahramanmaraş'tan çok şaşırdım. Orada bir tane et lokantasına gittik mesela, kebapçıya daha doğrusu. Salaş bir kebapçı. 90 veya 100 kilometre mesafedeki Antep'ten yemeğe geliyorlardı oraya. Antepliler duymasın ama. Adana'yı çok seviyorum çünkü Adana ehli keyif bir şehir. O maalesef Anadolu'da o çok az kaldı. Çünkü bizim şehirlerimiz akşam olduğu zaman, hava karardığı zaman ölüyorlar. Sokakta bir kişi kalmıyor. Bir restoran yok, bir bar yok. Adana öyle değil. Bir de Diyarbakır çok güzel şaşırttı beni. Bir kere bir kafe kültürü var. Yani bayağı kaldırımların üstünde masalar atılmış. Ve çok lezzetli bir şehir ayrıca da yani. Yani Türkiye'de yediğim en iyi lahmacunu orada yedim. Bir Mehmet Usta var bir şey yapıyor. Kemikli kuşbaşı. Parmaklarını yersin o kadar güzel yani. Ben gezmeyi de, yemek yemeyi de, belli şehirlere gittiğimizde, restoranlara gitmeyi de çizik atmak olarak görmüyorum. Yani mümkün olduğu kadar çok yere gideyim şeyi değil. Yani 90 küsur ülke gezdim. Gitmek istediğim yerlerden bir tek Yeni Zelanda'ya gitmedim. Onun dışında neredeyse haritada Semerkant'ı görmek istiyorum hala. Onu görmedim ama onu bu sene gideceğiz inşallah. Ama görmek isteyip de görmediğim yerler kalmadı. Tekrar gitmek istediğim yerler çok var. Ben şeyi çok seviyorum. Yani aynı yere gitmeyi, aynı yere gittiğim zaman mesela 3 gün kalacaksam, 2 tane yeni restoran deneyeceksem mutlaka bir tane hep gittiğim yer vardır. Yani Paris'e gittiğim zaman mesela illa mutlaka gittiğim bir brasseri vardır. Her gittiğimde de mutlaka giderim. Yeni yerler keşfetmek güzel ama hoşunuza giden yerleri mesela bazen ben arkadaşlarıma diyorum, atıyorum nereye gidelim? İşte Marsilya'ya gidelim mesela. Biz gittik oraya. Peki beğendiniz mi? Ay bayıldık. Bayıldıysan niye bir daha gitmiyorsun? Onun için şey değil yani çizik atma meselesi değil o. En garip şey gördüğüm sofrada Noma'da şeyde Kopenhag'da canlı karidesti. Küçük şu kadar karidesler var. Böyle bir tane kırık buz tabağında. Herhalde bir şey yapıp sersemletiyorlar biraz hayvancıları çünkü böyle şey
dolaşıyor. Ama onu alıp canlı canlı yiyorsun. Onu ben mesela yememiştim açıkçası. Esen'le gitmiştik kızımla. O tabii şef olduğu için benim bunu denemem lazım dedi. Kendisininkini yediği gibi benimkini de hoşuna gitti demek ki. Ya ben deniz mahsullerinin çoğunu aman aman sevmem. Sakatat'ta sevdiklerim var ama bizim gene Mehmet Yaş'ın kadar sevmiyorum. Denerim ama yani her şeyi denerim. Michelin yıldızları eski havası yok, onu bir baştan söyleyeyim. Bundan 15-20 sene önce yanılmıyorsam New York'a da ilk defa gittiler. New York'a ilk gittiklerinde 4 yere 3 yıldız verdiler, New York gibi bir şehirde bile. 4 taneden 3 tanesi şeydi, Fransız lokantası. Dolayısıyla Michelin tabii Fransız kuruluşu olduğu için biraz öyle bir eğilimleri var. Ama Türkiye'deki 4 tanenin Mikla olsun, Fatih Tutak olsun hiçbirine itirazım yok yani. Hepsi Michelin yıldızı verilecektiyse verilmesi gereken yerler. Almak sana ne kadar prestij kazandırıyorsa bir tanesini bile kaybetmek iki misli prestij kaybettiriyor. Onun için alanların çok dikkat etmesi lazım. İnsan kendisine hiçbir şey dememeli. Ben kendime gurme demiyorum, bunu başkaları der. Bizim Mehmet'in güzel bir lafı var, şikenperverim ben der. Yani böyle keyifli şeyleri yapmaktan hoşlanan insanım diyelim. Önemli olan ille de pahalı şeyleri, ille de şeyleri yemek içmek değil. İmkanım varsa onları da yapmak lazım. Ama daha önce seyahatte verdiğim örnek gibi, yani insan sırt çantasıyla dolaştığında da çok büyük keyif alabilir. Bazen 5 yıldızlı otellerden daha fazla bile keyif alabilirsin. Yani gurmelik, ben onu tanımlayamıyorum. Ahmet Öz'de yeme içme fuarı vardı. Ona giriyorduk. O zaman da ben de gazetede yazıyorum. 2-3 tane kadın vardı orada ziyaretçilerden. Bizi gördü kadın, biri dürttü ötekini. Bak dedi, gurmeciler geldi dedi. Bence bu güzel tanımlıyor işte. Türkiye Gastronomi Derneği vardı. Onların da bir standı vardı fuarda. Standta da oturuyoruz. Semih Somer vardı şeyin derneğin başında. İkimiz oturuyoruz, bir şeyler içiyoruz filan. Bir kadın geldi Gastronomi Derneği'ni görünce. Dedi ki, pardon, bu Gastronomi Derneği burası mı? Evet dedi. Yemekten sonra dedi, bazen midem yanıyor dedi. Böyle bir ortamda gurme olsan ne olacak, olmasan.